Herkese merhaba, ben Okuyan Adam. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce bir video çektim. Bu videonun devamı olacaktı aslında ama ayrı bir video eşliğinde keserek editlemek istedim. Bunu da farklı bir gün atacağım. O gün ne zaman olur sürpriz olsun. Yine bir çocuk klasiği ile ilgili bir kitabı anlatacağım. Yerli bir yazarımız. Geçen bahsettiğim Andy Mulligan'ın Çöplük adlı kitabından ziyade bu da o lezzete yakın bir kitap arkadaşlar. Koray Avcı Çakman. Belki duymuşsunuzdur. Ünlü bir kitabımız. Gülen Sakız Ağacı. Şu kitaptaki illüstrasyona bakar mısınız? Bir çocuğun kaleminde dünyaya açıldığını anlatan, böyle uçtuğunu temsil eden ne güzel bir kapak resmi. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum ama odaklanmamda sorun olabilir. Şöyle yazıyor, bu da Tudem Yayın Evi'nin 12. baskı, 2012 Tudem Edebiyat İkincilik Ödülünü almış. Birinci kim olmuş bilmiyorum ama bence Koray Avcı Çakman birinci olmalıydı. Muhteşem bir hayal dünyası var. Zaten kitaplarda insanları hayal dünyanızda gezdirerek size umut, size mutluluk, size gelecek vaat etmiyor mu? Belki de o hayalleriniz, o gelecek temenniniz bir gün vuku bulduğunda o kitaplardaki lezzeti, o hazzı duymanızdaki ana karakter, ana yardımcı kişi olmuyor mu? Kitapta da açıkçası bunda kendimi gördüm. İçimdeki barındırmış olduğum duyguları çok güzel neşretmiş. Yalnız ufak bir şaşkınlığımı size anlatmak istiyorum. Yazarı ben erkek biliyordum. Ancak isimden dolayı erkek biliyordum. Meğerse bir bayanmış. Çok güzel de bir bayan. Şöyle göstereyim. Kitabın ilk sayfasında kısa bir otobiyografisini anlatmış. Açıkçası pardon, otobiyografiden ziyade böyle hani nasıl derler, masal tadında kendi kitaplara olan sevgisini anlatmış. Şöyle demiş arkadaşlar, benim çok hoşuma gitti. Yani şiir gibi anlatmış. Bence bir şiir kitabı bile çıkarabilir Koray Avcı Çakman. Daha çok çocuk klasikleri yazmayı seviyor ama öykü tadında, fable öykü de yazan bir başarılı yazarımız. Şöyle diyor, henüz küçücük bir çocukken en yakın arkadaşım da kitaplar. Develer tellal idi, pireler berber, kah güldüm kah düşündüm onlarla beraber. Tatillerde Alice beni harikalar diyarına davet ederdi. Göbeğini hoplata hoplata gülen tavşanla, yumurta adamla onun sayesinde tanışmıştım. Herkes uykudayken Gulliver çalardı kapımı. Bu arada Gulliver, Jack Black'in de başrolde oynadığı güzel bir film. Gulliver'in Maceraları diye tavsiye ederim. Böyle ufak insanların ülkesine tesadüfi bir fırtına kazasıyla, bir deniz kazasıyla, fırtınanın sebebiyetiyle bir adaya düşüyor arkadaşlar. Küçük insanların arasına düşüyor. Güzel bir filmdi. Jack Black başrolde. Amerikalı ünlü aktör. Komedi dalında gerçekten çok başarılı bir aktör. O filmi de izlerseniz, aklıma gelmişken söyleyeyim, beğeneceksinizdir. Gulliver çalardı kapımı. Haydi cüceler ve devler ülkesine derdi. Her kitap yeni bir serüvendi. Her biri beni düş dünyalarında gezdirirdi. Hiç terk etmedi beni hayal kahramanları. Başucumda onlarla büyüdüm. Hala en yakın arkadaşımdır kitaplar. Bir de kediler, köpekler, çiçekler, kuşlar ve yıldızlar der yazar. Yazmayı da sevdim okumak kadar. Yazmak benim için gizemli bir yolculuğa çıkmak. Yazmak düş dünyasında kanat çırpmak. Yani bu kafiyeler, bu güzel kelimeler çok güzel bir uyumluluk yaşatmış. Gülen Sakız Ağacı dan ziyade öykülerin başlıklarını ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kitabın içinde Sihirli Sözcükler, Gülen Sakız Ağacı, Şarkısı Olmayan Müzik Kutusu, Şişko Burun, Kekik ve Cimcime, Uçurtma Vadisi, Banyo Yapan Balık, Annemin Antika Sevdası, Düğme Bebek ve Vapur Dumanı, Çocuk Gözlü Babam, Çağlalar Badem Olmadan, Ada Bekçisi Aranıyor, Amcam Sirk Yıldızı Olursa, Martılar Ağlamasın, Şehir Kedisi,
Korkuluk Festivali Korkuluğun Hırkası diye öykülerden oluşuyor arkadaşlar içindekiler. Yazarın Tudem Yayın Grubu'ndan çıkan birçok kitabı var. Onları da söyleyeyim. Almarpa'nın Gizemi, Yedi Kırın Kuşları, Hayal Küre, Nanny Küçük Farenin Büyük Maceraları, Yengeç Yazar, Dedemin Uçan Dairesi, Sahibini Arayan Keman, Gülen Sakız Ağacı, Sıra Sana Da Gelecek, bambaşka bir öykü. Diğerlerini de almayı düşünüyorum açıkçası. Burada Koray Avcı'yı tebrik ediyorum. Yani ikincilik de güzel bir ödül. Ben birçok yarışmaya katıldım. Maalesef birinciyi geçtim. İkinci, üçüncü bile olamadım sanırım. Çünkü geri dönüşlerde ismim bile çıkmadı. Açıkçası yazdığım kitap çok güzel ama bilmiyorum, yayın evleri bu konuda çok seçici olabiliyor. Bekliyoruz. Ben isterseniz Sakız Ağacı'nın biraz anlatımında bulunayım arkadaşlar. Şevket amca diye bir yaşlı adam var. Bunun yanına çocuk gelerek çocukluğunda mutlu olduğu anılarını anlatmasını istiyor. Yani çocukluk nedir adı altında bir proje veriyor öğretmeni bizim kahramanımız Arda'ya, çocuğa. Arda da mahallenin değişik kişilerine, farklı kişilerine giderek çocukluğunuzdaki güzel anılarınızı anlatır mısınız? Benim böyle bir proje ödevim var okulda ve öğretmenime sunmam gerekiyor diyor küçük Arda. Gülen Sakız Ağacı'nın sahibi, komşusu Şevket amcanın yanına gidiyor ve onun hikayesi onu çok etkiliyor. Onu anlatayım ben size arkadaşlar kısaca. Şevket amca 3 ev aşağıda bahçesinde bir sürü sakız ağacı olan bir evde yaşar. Bahçesi o kadar büyüktür ki sakız ağaçları ardında kalan 2 katlı evi sokaktan görünmez. Bazı komşuları da onu eleştiriyor. Hani müteahhitler geliyor senin yanına, evini almak istiyorlar, apartman dikecekler. Bu ağaçlara olan sevdanı bırak. Zengin ol, köşeyi dön, peşkeş çek, hepimiz sattık, sen de sat diyorlar ama Şevket amca satmıyor. Çünkü geleceğinin teminat altına aldığının aslında yeşil doğa ve evrenle olabileceğine inanıyor. Betonarme bir yapının insanlık onuruna ve gelecek kuşaklara hiçbir faydanın sağlamayacağını anlatıyor. Aslında o cahil biri değil, bilmiş bir insan, okumuş görmüş biri. Karşıdakiler onun aptal biri olduğunu düşünüyor. Halbuki Şevket amca daha kendine has münhasır, kadir şinas bir insan. Mesela şöyle anlatıyor Şevket amca. Bol ağaçlı küçük bir şehirde doğmuşum ben. Hatırlarım da pencereden bakınca karşıda apartmanlar değil, yemyeşil ağaçlar görürdük. Ama ben mi hızlı büyüyorum yoksa her şey çok çabucak mı değişiyordu bilmem. Günden güne azalıyordu ağaçlar. Yerlerine koca koca çirkin binalar dikiliyordu. Mahalledeki arkadaşlarımla oyun oynadığımız ağaçlık olan alan bir gecede koca bir inşaat alanına dönüşüvermişti. Ne ağaçların kesilişini gördük ne de götürülüşlerini diyor Şevket amca. Şurada da illüstrasyonlu bir şekilde Şevket amca ve Arda'yı görüyorsunuz. Yani çizgi karakterlerini de çok güzel betimlemişler. Bir iki sayfa okuyacağım. Çok spoiler olacağını sanmıyorum arkadaşlar. En azından sizde merak uyandırsın ve bu kitabı alın. Tamamen temennim bu yönde. Ben ilkokul sol sınıfa geldiğimde mahallemizde yalnızca bir tanecik sakız ağacı kalmıştı. Oyun yerimiz orasıydı artık. Sözleşmeden, konuşmadan tüm çocuklar orada buluşur olmuştuk. Saklambaç oynarken o ağaca sobeler, yorulduğumuzda onun altında dinlenirdik. Tıpkı bizim çocukluğumuzu anlatmış. Benim zamanımda sakız ağacı yoktu ama çok güzel mahallemizde dut ağaçları vardı arkadaşlar. Oradan tırmanır, bol bol dut yer, altında da dinlenirdik. Tıpkı beni çocukluğuma götürdü bu kitap. O yüzden duygusal betimlemeleri de muhteşem. Ve sakız ağacı sanki gülümserdi bize. Gülen sakız ağacımız da o bizim. Ama bir gün baktık ki ağacın olduğu arsayı çepeçevre telle sarmışlar. Mehmet dedi ki, anlaşılan yakında son sakız ağacımızı da kesip yerine bina yapacaklar. Olur mu hiç öyle şey diye atıldım hemen. Bal gibi olur dedi Mehmet. O güzelim koruyu yok ederken bize mi sordular? Aynen öyle. Sormadan geleceğimizi elimizden alıyorlar. Bugün çoğu illerde de bu vahşet devam ediyor. Kaz Dağları'nda yapılan olay, Muğla'da kesilen, yangın süsü altında kesilen ağaçlar.
Yani birilerinin menfaati uğruna gelecek kuşakların teminatı tehlikeye giriyor. Bunun hiç farkında değiller. Bugün su fakiri insanlar olmamızın asıl sebebi de bu temel altında yatıyor. Yani suyun israfından tutun, ağaçları hoyratça kesilen bu vahşet kıyımından tutun, birçok şey bizim ayıbımız. Bunun engellenmesi için yine kitaplar bizi kurtarıyor. Çünkü kitaplar sizi durduruyor, yapmayın, etmeyin diyor. En büyük öğretmenimiz, aslında öğretmenlerime saygısızlık yapmak istemiyorum ama, kitaplardır. Kestirmeyiz dedim hırsla. Ne yapabiliriz ki? Bilmem dedim ümitsizce. Ama böyle elimiz kolumuz bağlı durup da son sakız ağacımızın da kesilmesini bekleyemeyiz. Kucaklayıp götüremeyiz ya ağacı dedi Ali hırçınla. Bu akşam hepimiz ağacımızı kurtarmak için ne yapabiliriz bir düşünelim dedim. Ertesi sabah da erkenden buluşup fikirlerimizi paylaşacaktık. Bir yolu olmalıydı ağacımızı kurtarmanın. Sabahleyin buluştuğumuzda ilk önce Erol başladı konuşmaya. Bütün gece düşündüm, taşındım. Sonunda aklıma çok güzel bir fikir geldi. Herkes kumbarasındaki tüm parayı getirsin. Paralarımızı birleştirip ağacın olduğu yeri satın alalım. Şu çocukluktaki duygusal, şu çocukluktaki güzel kalbe bakar mısınız? Bu fikre ilk karşı çıkan olup Edip oldu. Oğlum hiçbir şey yeter mi buna bizim paramız? Hem ben daha geçen gün dondurmaya ve çerez almak için kumbaramdaki tüm parayı harcadım. Benim kumbaram bile yok. Babamdan haftalık alıyorum. O da ancak simit ve gazoza yetiyor dedi Aylin. Peki ama nasıl kaçıracağız adamları buradan? Birden kafamda bir şimşek çaktı. Tabii ya, adamları kaçıracağız buradan. Onu anladık da dedi Ali. Nasıl? Köpekten, kocaman bir köpekten. Oğlum şu kızlar da çok öttek ya. Bırakın şimdi didişmeyi. Peki Mehtap niye kaçarsın köpekten? Neden olacak? Korktuğum için. İşte biz de bu adamları korkutup kaçıracağız burada. Ali ne yani, sakız ağacına köpek mi bağlayacağız diye sordu. Hiç büyükler köpekten korkar mı? Onların korktuğu bir şey bulamayız. Mesela hortlak. Hortlak diye bir şey yok. Bunu bebekler bile bilir dedi Mehtap. Onlar yine böyle didişirken aklıma büyükleri korkutacak bir şey gelmişti. Yüzüme gizemli bir ifade çalınmıştı. Lanet dedim. Büyükler lanetten korkar. Aşağı sokaktaki eski püskü konağı lanetli diye kimse almıyor ya. O anda hepimizin yüzü gülmeye başlamıştı. Peki ama bu ağacı kesenlerin lanetleneceğine nasıl inandıracaktık milleti? Onu da Aylin söyledi. Çok basit. Bir lanet hikayesi uydurup Aysel ablaya anlatacağız demiş. Mahalledeki ayaklı gazete diye bilinirdi. Annem bile onun için ay ne dedikoducudur o. Söylenen şeyi 3 günde kalmaz 7 sokağa duyururdu de. Bu kadın da gerçekten yayıyor etrafı arkadaşlar. Çok derinlemesine girmeyeyim. Aslında bir sayfa kalmıştı ama onu da sürpriz olsun size. Bu kadın da gerçekten tüm mahalleyi yayıyor. Ancak kesim için gelen işçileri korkutmuyor maalesef. Arsa sahibi birçok sakız ağacını kesiyor arkadaşlar. Ama Şevket amca hiçbir zaman satmıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Böyle insanların varlığı umarım tüm ülkemizde de yayılır. Ve doğayı koruyan, çevreye saygılı bir toplum haline geliriz. Kitapların ve geleceğin devamı için bu önemli arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir kitaptı. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Koray Avcı Çakma'nın diğer kitaplarını da alacağım. Muhteşem bir yazarmış, onu anladım. İçimizdeki çocukluk duygularını depreştiren, harmanlayan güzel bir kaleme sahip. Sanki benim üsluplarımı kalemden kitaba nakletmiş. O derece mutlu oldum. Kendi hissiyatımla yazdığı bir eser gibi oldu. Kısa bir kitap arkadaşlar, çabuk okursunuz. 112 sayfa, tavsiye olunur. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de tavsiye edeceğiniz bir kitap varsa lütfen paylaşın yorumlar kısmında. Kitap dolu bir dünyayla kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Emeğe saygı babında lütfen abone de olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.